Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda bir işlevi olmayan, dolayısıyla gerçekte ihtiyaç duymadığımız organlarımızı ve vücut parçalarımızı derledik. Hepimizde varlar ama kesinlikle olmazsa olmaz değiller. Göbek deliği insan vücudundaki en işlevsiz yerlerden biri. Bu aslında anne karnındayken beslenmemizi ve hava almamızı sağlayan göbek kordonu kesildiğinde geriye kalan bir yara izi. Sonrasında hiçbir görevi olmamasına rağmen varlığını sürdürüyor. Bir diğer işlevsiz organımızsa apandis veya diğer adıyla kör bağırsak. Bu da basitçe söylersek kalın bağırsağın başlangıcında yer alan küçük bir çıkıntı. Eğer apandisiniz mikrop kaparsa, yani apandist olursanız, sizi ciddi anlamda sıkıntıya sokabiliyor. Bu durumda ameliyat olup apandisin alınması gerekiyor. Bilim adamları apandisin sindirim sisteminde yaşayan yararlı bakteriler için üreme ve çoğalma bölgesi olduğunu savunuyor. Ancak apandisi alınan insanlar hayatlarına normal bir şekilde devam ettiği için bilim çevreleri genelde herhangi bir fonksiyonunun olmadığı görüşünde. Çok ilginç ama olmasa da olur organlardan biri de safra kesesi. Karaciğerle pankreas arasında yer alıyor. Aslında aktif bir görevi var. Karaciğerde üretilen safrayı depoluyor. Değişik nedenlerle safra kesesi içinde taş oluşabiliyor. Bu durumda da safra kesesinin ameliyatta alınması gerekiyor. Alındıktan sonra kişi hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatını sürdürebiliyor. 20 yaş dişleri de belirli bir görevi olmayan parçalarımız arasında yer alıyor. Onlar olmasa da yemeklerimizi rahat bir şekilde yiyebiliriz. Buna rağmen birçok insan bu 3. sıra azı dişlerini tam olarak çıkarıyor. Bir o kadar kişide ise bu dişler çıkmıyor. Çenenin içerisinde büyüyerek diğer dişleri sıkıştırıyorlar. Bu durumda da inanılmaz ağrılara neden oldukları için operasyonla alınmaları gerekiyor. Sırada ekstra kulak kaslarımız var. Bunlar kulağın kafatasıyla birleştiği noktada yer alıyor. Sadece insanlarda değil, birçok hayvanda da bu kaslar var. Onlar bu kaslarını aktif bir şekilde kullanıyor. Kulaklarını hareket ettirerek ses kaynaklarına daha iyi odaklanıyorlar. Dediğimiz gibi bu kaslar bizde de var ama kulaklarımızı bir kedi gibi sağa sola ileri geri hareket ettiremiyoruz. Bu kaslar sayesinde kulaklarımızı sadece birkaç milimetre kımıldatabiliyoruz. Ve tabii o da bir işe yaramıyor. Saçlarımız ve vücut tüylerimiz de hayatta kalmamız için olmazsa olmaz değil. Hayvanlar kürklerini sıcaktan veya soğuktan korumak için kullanıyor. Ancak insanların zayıf kürklerinin, yani saç ve vücut tüylerinin böyle bir faydası yok. Vücudumuzda tek bir tüy olmasa dahi sorunsuz bir hayat sürdürebiliyoruz. Erkeklerin meme uçları da yaşamsal bir önemi olmamasına rağmen var olan organlar arasında. Erkekler çocuk emziremediğinden bir fonksiyona sahip değiller. Ama yine de her erkekte meme ucu var. Dalaksa normalde vücutta önemli görevleri olan fakat alındığında sağlığımızda önemli bir değişiklik yaratmayan bir organ. Dalağın işlevi anne karnındayken bebeğin al yuvarlarını oluşturmak. Daha sonra da ölü akyuvar hücrelerinin temizlenmesi sorumlu. Fakat yetişkin birinin dalağa alındığında vücut fonksiyonlarında kayıp oluşmuyor. İlginçtir, ikinci böbreğimiz de yedek olması dışında gerekli değil. Tek bir böbrek vücuda göre küçük bir organ olmasına rağmen bütün görevlerini yerine getirebiliyor. Öte yandan muhtemelen çok önemli olduğu için tedbir amaçlı iki böbreğimiz var. Birine bir şey olduğunda diğeriyle yaşamaya devam edebiliyoruz. Halen de tek böbrekle sağlıklı bir şekilde yaşayan binlerce insan var. Yokluğu hayatınızı değiştirmeyecek organlardan biri de ayak serçe parmağı. Aslında ayak parmaklarının dengede durması ve yürüme ile ilgili önemli bir rolü yok. Ayakta dururken ve yürürken kullandığımız parçalar ayağın geri kalanında bulunuyor. Ayak parmakları içinde özellikle de serçe parmağının hiçbir işlevi bulunmuyor. Yap Yap'ın mobil uygulaması Android ve iOS platformlarında yayınlandı. Çok yakında mobil uygulamamıza özel canlı yayınlar yapacağız. Ayrıca yine mobile özel eşek şakası gibi istek alan videolar da yayınlanacak. Tam şuraya tıklayarak Android versiyonunu indirebilirsiniz. iPad ve iPhone için geliştirilen mobil uygulamamızın linki ise aşağıda açıklama bölümünde. En yakın zamanda görüşmek üzere, hoşça kalın.